Kayyum dediniz biraz önce, zira normalleşme dedik, sonrasında da kayyum uygulaması, Hakkari'de kayyum atanması sorunu karşımıza çıktı. Hal böyle olunca kayyumla normalleşme olur mu, olursa nasıl olur soruları gündeme geldi. Bir de DEM Partililer diyor ki bu sadece bir DEM Parti meselesi değil, bunu muhalefetin ortak meselesi haline getirmeliyiz diyor. Bu anlamda biraz önce ifade ettiniz ama kayyum meselesinin bugünkü toplantıda geniş bir şekilde konuşulmasını o zaman bekler miyiz ya da beklemeli miyiz? Şimdi aslında yani bir talep iletilebilir. O talebin de çok geniş bir şekilde konuşmayı gerektiren bir yönü de yok aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı bu konuda belli. Şimdi ne tür bir talep olabilir ki özellikle CHP'li siyasetçiler ve CHP'ye yakın olan bazı isimlerin açıkladığı kadarıyla Özgür Bey'in Sayın Erdoğan'a ileteceği husus görevden el çektirilen ya da görevden alınan belediye başkanlarının yerine belediye meclislerinden bir kişinin seçilmesi. Aslında olması gereken de bu. Tabii ki terörle iltisakı olan bir takım terör eylemlerine katılmış olan siyasi aktörler, yani bunu Hakkari örneğinde demiyorum, genel çerçeve içinde söylüyorum, varsa yasanın öngördüğü süreçler işleyebilir. Ama burada problemli olan, özellikle eleştiri konusu olan 5393 sayılı belediye yasasının 47. maddesinin yanılmıyorsam 2 ya da 3. fıkrası, 2016'daki KHK'nın bu maddeye eklenmesiyle yeni bir şekil almıştır. Şimdi normal koşullarda belediye başkanı görevden alındığında büyük şehirlerde ne oluyor? İçişleri Bakanı'nın öngördüğü bir isim atanıyor. Diğer yerlerde ise valinin öngördüğü. Şimdi terör bağlamında mesele söz konusu olduğunda, işte 2016'da çıkarılan KHK'nın yasaya monte edilmesiyle meclis içinden seçim prosedürü ortadan kalkıyor. Oysa ki görevinden alınan bir belediye başkanının meclis bir üyeyi seçip belediye başkanı olarak görev yapması söz konusu, ama o KHK'nın monte edilmesi dolayısıyla eğer görevden terör nedeniyle alınmış ise bu takdirde büyük şehirlerde İçişleri Bakanı görevlendiriyor bir kişi. İşte yapılacak bir yasal düzenlemeyle aslında 5393'ün 47. maddesi bu hem yani terörün yerel yönetimlerle bağını koparma, hem de kazanılmış hakları hukuk sınırları içinde bir şekilde yerine getirme anlamında işlevsel bir yasal düzenleme olabilir. Muhtemelen Özgür Bey bunu özellikle talep edecek. Yani meclis içinden belediye başkanı seçilmesi konusunu. Şimdi bir de tabii yeni anayasa tartışmaları var. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki biz yeni anayasa talepleri konusunda herhangi bir çalışma yürütmüyoruz. Biz mevcut anayasanın yürütülmesi konusundaki ısrarımızı korumaya devam ediyoruz diyor. Bu arada şunu da sorayım tabii, meslektaşımız Hilal Köylü, o da Ankara kulislerini çok yakından takip eden bir gazeteci olarak Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının bilgilerini paylaştı. Zira bilgi veren, gazetecilere bilgi veren Cumhurbaşkanlığı kaynakları diyor ki bu kez bu görüşmede heyecanlı olan taraf Cumhurbaşkanımız ve bu görüşmeleri rutin hale getirmek istiyor. Bu açıklamayı da nasıl okumak gerekiyor sizce? Onu da soracağım. Hazır normalleşmeyi konuşurken gerçekten Cumhurbaşkanı acaba heyecanlı mı bu görüşme için? Ne dersiniz? Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın ana muhalefet partisi 31 Mart'ta birinci partiyle bu görüşme kanallarına olumlu bakması iki faktörün etkisiyle, bir 31 Mart'taki başarısızlık, diğer ise 31 Mart'ta artık had safhaya ulaşan bu politik kutuplaşmanın Türkiye'de üretmiş olduğu gerginlik. Şimdi Cumhurbaşkanı anayasa olarak aynı zamanda bir birlik sembolü, bu açıdan mümkün olduğu ölçüde toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede durması gerekiyor. Tabii partili Cumhurbaşkanı ile bu mümkün mü? Ne ölçüde mümkün? Pek mümkün olmamakla birlikte. Şimdi yorgun düşmüş olan bir toplum var, yorgun düşmüş olan bir siyaset var. Şimdi bu
görüşmelerin başlaması aslında bu yorgunluğu bir ölçüde hafifletme ve siyasal kutuplaşmayı da yavaş yumuşatma anlamında önemli. Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı da bu yumuşamanın bir şekilde devam etmesi adına bu tür görüşmelere önem ve anlam ifade ediyor. Biraz onunla ilgili kanımca. Şimdi bu arada bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup kürsüsünde bir konuşma yaptı. O konuşmada da aslında ne söyleyeceği bu, hem bu görüşme öncesi hem Akşener'le Erdoğan'ın yaptığı o sürpriz görüşme sonrası ne söyleyeceği merak ediliyordu. Cumhur İttifakı'nın ortağı Erdoğan'ın ikili görüşmeleri çarpıtılıyor. Cumhurbaşkanı istediği herkesle görüşebilir. Bizim için hiçbir mahsuru yok açıklamasını yapmıştı grup toplantısında. Yaptığı açıklamada anladığımız kadarıyla bu normalleşme adımlarına böyle bir katkı sunmak istemiş olabilir. Şimdi İyi Parti Genel Başkanı Meral önceki Genel Başkanı Meral Akşener siyaseti bıraktı mı bırakmadı mı? Yoksa önümüzdeki döneme ilişkin yeniden siyasete dönme hazırlıkları mı yapıyor? Bu merak edilen bir noktaydı. O fotoğraf, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Akşener'in vermiş olduğu o fotoğrafı geçtiğimiz günlerde uzun uzun konuştuk. Şimdi bu noktada bu görüşmenin hemen sonrasında dün kulislere yansıyan bazı haberler vardı. Hatta İsmail Saymaz meslektaşımız paylaşmıştı. Akşener Çankaya'da meclise çok yakın bir mesafede Cinnah Caddesi 57 numaralı binada ikinci katta ofis tuttu. Taşınma bugün başladı demişti meslektaşımız İsmail Saymaz. Hatta o fotoğrafı da arkadaşlarım getirebilirlerse. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun da benzer bir adım attığı bir ofiste çalışmalarını yürüttüğünü görmüştük. Her ne kadar siyasete veda ettiğini başta düşünsek de bu noktadan hareketle şunu soracağım Sayın Tosun. Meral Akşener'in bundan sonraki planı ne? Cumhur İttifakı ya da Erdoğan'la herhangi bir konuda birlikte hareket edilmesini bekler misiniz? O ofiste nasıl çalışmaların hazırlıkları yapılacak? Bu konudaki yorumunuzu da almak isterim. İşte bakın bu fotoğraftan bahsediyorum. Bu binanın fotoğrafı paylaşıldı. Buyurunuz. Şimdi tabii Türkiye özellikle siyasal aktörlerin siyaseti ayrılmalarından sonra nelerin yaşandığına ilişkin ilginç bir ülke. Şimdi herhangi bir ortalama Batı ülkesi ve demokrasi olsa siyasetten ayrıldıktan sonra gündelik hayatına dönüyor, mesleğine dönüyor ya da emekli ise kendisine bir uğraşı buluyor, kitap yazıyor, seyahat ediyor. Bizde ise yani Türkiye'de özellikle siyasal aktörlerin tüm fiziksel hücrelerine kadar işleyen bir siyaset var. Dolayısıyla siyasi hayatlarını fiili olarak noktalasalar dahi birer aktör olarak siyasetin içinde var olmayı adeta bir yaşam tarzı olarak sürdürüyorlar. İşte Kemal Bey de bunu gördük. Meral Hanım'da da İsmail Saymaz'ın da yazdıklarından yola çıktığımızda göreceğimiz anlaşılıyor. Bundan sonraki süreçte ben kısa vadede Meral Hanım'ın aktif bir biçimde politikanın içinde olacağını düşünmüyorum. Önce izleyecek muhtemelen. Önce İyi Parti'yi izleyecek. İyi Parti ile Cumhurbaşkanlığı, iktidar, AKP arasındaki ilişkiyi izleyecek ve aynı zamanda topluma dönüp toplumun taleplerini gözleyecek. İyi Partili seçmenin taleplerini gözleyecek ve ona göre siyasette yeniden dönme eğiliminde olabilir. Ben ilk başta bu görüşme yapıldıktan sonra bunun bir nezaket ziyaretiyle sınırlı olduğunu düşünüyordum. Ama bu ziyaretin öncesinde İyi Parti'nin üyesi olmasına rağmen İyi Parti'ye herhangi bir bilgi verilmemesi dolayısıyla nezaketin ötesinde orta ve uzun vadede yeni bir siyasi tasarım olarak düşündürtüyor Meral Hanım'ın ziyaretini. Ama kısa vadede çok seri adımlar atması kendisine yönelik tepkileri arttırır. Bekleyecek, izleyecek ve o süreç doğrultusunda tabii bir takım siyasi ataklarda bulunabilir doğal olarak. Evet, tabii şimdi yaz ayı geldi, yaz ayları geldi. Seçimi de geride bıraktık. Önümüzde uzunca bir süre seçim olmadığı düşünüldüğünde hava da sıcak ama bu gündemin, siyasetin, trafiğinin bu kadar sıcak olması normal mi sizce Sayın Tosun?
Bildiğim kadarıyla meclisin çalışması da bir süre uzatıldı. Dolayısıyla bir süre daha sıcak havalarda sıcak siyaset gündemde olacak. Ama dediğim gibi Meral Hanım muhtemelen özellikle İYİ Parti içindeki bazı vekillerle görüşmelerini sıklaştırabilir. Onların görüşlerini alabilir. Genel olarak kamuoyunu izleyecek ve ondan sonra bu yani sonbaharla birlikte sıcak siyasetin içinde nerede bulunmak istediğine karar verecek gibi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Tanju Tosun bizlerle birlikteydi. Siyaset bilimci. Sağ olunuz, vakit ayırdığınız için. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Az önce ifade ettiğimiz gibi siyasetin gündemi sıcak değerli izleyiciler. Özellikle bugün çok sıcak. Gündem yoğun ve biz yaşanan bu gelişmeleri